Merhaba arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde doğalgaz kaynağının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapacağız. Ee, yanlış hatırlamıyorsam her haritada iki tane doğalgaz kaynağı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bizim üstümüze oldukça yakın bir pozisyonda, sol üst köşemizde hemen yer alıyor. Buraya ben su kilidiyle bir giriş yaptım, yalnız bunun daha henüz bir e, üzerine çalışmalar yapmadım. Sadece doğalgazın etrafa yayılmaması için bir takım daraltmalar yaptım burada, ee, yalıtımlı bölge oluşturdum. Şimdi bu gaz kaynağından yararlanmak için burada her yerde 5 kilogram gaz var. Şu an gaz sıkışmış durumda daha fazla gaz üretemiyor bu alet. Şu an zaten durmuş vaziyette. 21 gün sonra harekete geçecek. Bu 21 günlük süreçte bu tekrar harekete geçmeden biz buradaki doğal gazdan nasıl yararlanırız bunun hakkında çalışmalar yapacağız. Öncelikle bizim dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar: Ne kadar gaz çıkarıyor? Ne kadar süre çalışıyor? Bunlar üzerine ben bir Excel tablosu hazırlayacağım ve bunun analizini yapacağım öncelikle. Şimdi arkadaşlar burada rahat rahat hesaplama yapabilmek için temiz bir Excel sayfası açtım ben. Biz buraya doğal gaz kaynağı diye yazalım. Burada doğal gaz kaynağımızın özelliklerini buraya tek tek girelim öncelikle rahat bir şekilde bunları görmek için. Şimdi bizim doğal gaz kaynağımızın üretim miktarı. Ee, çalışırken 283.8 gram bölü saniye üretim yapıyor. Şimdi yaptığımız analiz sonucu bulduğumuz çalışma periyodu üzerine geldiğimizde yazıyor bu. 700 787 saniyenin 478 saniyesinde çalışıyor. Çalışıyor. Burada durduğu süreçte şundan şunu çıkarırsak 309 saniye duruyor. Şimdi Oxygen Not Included oyununda ise bir gün 600 saniye. Bunu köşeye yazalım. Bir gün eşittir diyelim 600 s. Şimdi bizim doğalgaz kaynağımızın çalışma periyodu burada yazıyor. Biz bunu 600 saniyeye oranlarsak 600 saniyede Buraya diyeceğiz ki eşittir. 787'de 478 çalışıyorsa 600'de kaç çalışır? Şöyle denklem yapacağız çaprazlama. Buna çarp, buna böleceğiz. 364.42 saniye çalışıyor. 235 saniye duruyor. Şimdi burada ne kadar üretim yapar bu? Buraya tekrardan üretim diyelim. Altını çizelim şöyle. Şimdi üretim miktarı buydu. 600 saniyede ne kadar üretir? Şu ikisini çarpacağız. Elde ettiğimiz rakam. Bir günlük üretim. Bunun birimini de yazalım. Gram. Bunu kilograma çevirirsek eşittir çarpı bölü bin. 103 kilogram bir günlük doğal gaz kaynağımızın üretimi. Bizim bu doğal yapabileceğimiz en önemli şey doğal jeneratörü. Bu doğal gaz jeneratörünün özelliklerini de yazalım oyuna gelince üzerinde görebiliyorsunuz doğal gaz jeneratörünün özelliklerini. Doğal gaz jeneratörünün tüketimi tüketimi 90 gram bölü saniye. Yani bunu da şuraya tüketim diye yazarsak bunun da bir günlük tüketimini hesaplarsak 600 çarpı 90. Tabi şu birimleri buraya yazacağız. da sadece 90 yer alacak. Gram. Bunun da kilogram cinsinden hesaplaması. 54 kilogram tüketim. Bir günlük tüketim. Şu an burada incelediğimizde yaklaşık 2'ye e, yakın doğal gaz jeneratörü çalıştırabiliriz. Tam tam kapasiteyle çalışmazlar. Arada dururlar ama günün büyük bir bölümünde çalışırlar. Şurada hesaba katmamız gereken bir özellik daha var. Bu doğalgaz jeneratörü şey doğalgaz kaynağı belirli periyotlarda komple duruyor. Bunu da yine oyunda yaptığımız analiz sonucu bize bunun verisini verdi. Bizim doğalgaz jeneratörümüz buraya yazayım. 114.3 günün 71.4 dördünde çalışıyor. Geri kalan günlerde de duruyor bu. Yani şu hesaplamasını yaparsak Şunlar gün tabi. Şimdi bizim doğalgaz kaynağımız 71.4 gün çalışacak. 42.9 gün duracak. Bu bayağı uzun bir duruş süresi. Bu durduğu dönemde bizim elektrik üretimimiz komple duracak. Herhangi bir elektrik üretemeyeceğiz. Bunun ne kadar gün durduğunu da orantı olarak hesaplarsak ya da çalıştığını hesaplayalım. Şu rakamı şuraya bölersek bu %62 oranında çalışıyor. Yani bizim bu üretimimizi, bir günlük üretimimizi ortalamaya vurursak 114 günde bizim doğalgaz kaynağımızın çalışması şu sayıları çarparsak pardon çarpı şey yaparsak ortalama günlüğe vurduğumuz zaman 114 günlük ortalama üretim. Şimdi bizim aslında aşağı yukarı 64 üretiyoruz. 114 günde günlük ortalamaya vurursak. Bunun 54'ünü tüketiyoruz. 10 kilogram da fazla artıyor. Yine biz 2 tane jeneratör çalıştırabiliriz. Biraz daha düşük olsa diyecektim tek jeneratör yapıp biraz gazları stoklayalım. O da biraz gereksiz olacak şu an. Şu an şöyle bir hesap da yapacağım. Bizim günlük tüketimimiz 54 kilogram. 42.9 gün duracağız. Biz ne kadar stok yaparsak bizim bu durduğu dönemde e, işimizi görür bu stok miktarı diye hesap yaparsak 42.9'u da çarpalım 54'le. ile. 2360 şey 2316 kilogram stok gerekli. Bizim bir tane gaz deposu 115 şey 150 kilogram kapasitesi var. 2316'yı da 150'ye bölersek 15.444 adet gaz deposu gerekli bize. Eğer tek bir jeneratörü doğalgaz kaynağımız durduğu zamanlarda da çalıştırmak istiyorsak 15 adet gaz deposu gerekli bize. Çok yüksek bir rakam. Bu kadar fazla gaz deposu ve stok yapmamıza da gerek yok ama bir kısım gaz deposu yaparsak bu doğal gaz jeneret, şey doğal gaz kaynağının durduğu 42 günlük süreçte buradaki elektrik üretimimiz durmamış olur. Ama hani şey zaten şu an bizim ilk etapta %100 verimlilikle çalışma gibi bir amacımız yok. Bizim ilk etaptaki amacımız burada boş boş duran doğal gazları bir şekilde elektrik üretimine katmak, buradan biraz da olsa yararlanmak. Zaten bu depoların dışında şuralarda da kare başına 5 kilogram gaz birikiyor. Bu gazları da zaten bir şekilde stok olarak kabul edersek bizim hesap yaptığımda yaklaşık 11 tane falan depo yapmamız yeterli oluyor. Onu da %100 verimlilikle 11 tane depo yapmayız biz. Buraya sığdırabildiğimiz birkaç tane depoyu yaparız gazları biriktirmek için. Bu depoların bir kısmı şey için de lazım olacak. Bu gaz range yani yiyecek üretimi için de lazım olacak. Burada yiyecek üretimi için de bu gazların bir kısmını yönlendirmek istiyorum ben. Geri kalanıyla da e, ayrı ayrı işte depolar yaparız gaz için ayrı depo yaparız. Elektrik üretimi bu deponun tamamını harcamasın diye. Geri kalan bir iki depoyu da elektrik üretimi için yedek depo yaparız. O depolarla da e, elektrikleri üretebildiğimiz kadar üretiriz. Bazı elektriği e, smart bataryalarda depolayacağız. Bu smart bataryaların enerji kaybı diğer bat bataryalara göre daha düşük. Burada yazıyor ne kadar enerji kaybı olduğu yaklaşık olarak. E, burada losses charge over time demiş. Burada slight losses charge over time demiş. Bunda ise very slight yani en az enerji kaybı bunda. O yüzden ben buradaki el elektrik üretimimizi buradaki bataryalarda depolayacağım. Zaten şurada biz diğer bataryalarda mesela kömür jeneratörlerinde burada otomasyon yapıp şey yapıyorduk otomasyon penceresinden bakarsak bu fullken daha fazla çalışma diye emir veriyorduk kömür jeneratörlerine Boşu boşuna enerji harcamasınlar diye. Çünkü depolayamayacaklar o enerjiyi. Boşu boşuna kömür yakmış olacaklar. Şimdi bu doğalgaz kaynağında öyle bir derdimiz de yok. Çünkü zaten doğal kaynak. Harcasalar da bir zararı yok bizim için. Hatta şu ana kadar harcamadığımız tüm doğalgazlar çöpe gitmiş doğalgaz oldu oyun başından beri. Biz bir tane enerji sistemi kuralım. Bir tane de batarya odası yapalım uygun bir seçeceğimiz yere. Buraya ne kadar batarya yaparsak o kadar iyi. 10-20 tane batarya yaparız. Oralarda enerji üretebildiği zaman orada depolanır enerjiler bataryalarda. O bataryalarda çok fazla enerji kaybetmeyecek. O bataryaları buradan teker teker şeylerle buradan transformerlarla odalarımıza dağıtırız gerekli kullanımı aşmayacak şekilde özellikle şuralara hiç enerji sağlayamadık şimdiye kadar Buralara büyük Transformer'lar kullanmamız lazım zaten 1000 watt limitlemesi olduğu için küçük Transformer'ların Biz buralara büyük Transformer yapacağız büyük Transformer elektriği 4K'ya düşürüyor bir kya düşürürken bu 4K'ya düşürüyor Burada şöyle bir sıkıntı oluyor bizim kablolarımız 2K kapasite taşıyabiliyor 2K'dan sonrası bu kabloların yanmasına yol açıyor. O yüzden bu kabloları biraz dikkatli geçireceğiz. Atıyorum bu 1200 artı 960. Bunlar 2000'i geçiyor. Ben bu ikisine şöyle bir kablolama yaparsam ve bu ikisi aynı anda çalışırsa kabloyu yakarız. O yüzden bunları genellikle sürekli çalışabilecek cihazları göz önünde bulundurarak örneğin buzdolapları iki tanesine elektrik bağlamışım. 240 düzenli kullanıyor bu. Bu 240'ün üstüne ben 1200 ilave ederim. Şunları ilave ederim 2-3 tanesini. Orası işte 2000'i geçmeyecek şekilde hepsi çalışırsa öyle bir kablolama düzeni yapmamız gerekiyor genel olarak. Şimdi ben buraya bir batarya odası düşüneyim. Elektrik jeneratörünü nereye koyacağım onları düşüneyim. Burası depo kısmı olacak büyük ihtimal. Batarya odası ve elektrik kısmını farklı yere aktarabiliriz. Çünkü burada kurduğumuz elektrik düzeninden bildiğiniz üzere bu kirli su çıkarıyor. Altına kirli su deposu falan da yapmak istiyorum ben bu jeneratörleri kullanacağımız yeri. Hatta bu jeneratörü de taşıyabiliriz buradan belki. İkisini toplu bir yere aktarabiliriz. Buradaki çünkü petrol üretimimiz bizim durdu. Plastik üretmediğimiz için petrol harcamıyoruz. Petrol harcamadığımız için petrol üretmemize de gerek kalmadı. Yani şuradaki doğalgaz jeneratörü de biraz işlevsiz kaldı açıkçası. Burada 40 yılda bir petrol şey plastik üretiyoruz artık harcandıkça. O plastik için gerekli enerjiyi ve buradaki petrol üretimi için gerekli enerjiyi zaten artık bu kömür jeneratörleri sağlayabilir. Çok sürekli çalışmadığı için bunlar. Bu şekilde bir elektrik düzeni planlayıp sizinle paylaşacağım ben. Biraz üzerine çalışayım öncelikle. Şu an bu doğal gaz kaynağından çıkan gazı ben ilk etapta Petrolden çıkan gazı da işlediğimiz bölgeye yönlendireceğim. Buraya kalıcı bir düzenek inşa etmek istemiyorum şimdilik. Daha henüz üstümüzün ana üretim, elektrik üretim merkezine karar veremedim. Şimdilik o yüzden bu doğal gaz çöpe gitmesin diye şurada geçici bir düzenek hazırlayacağım. Hem nasıl yapılacağını da görmüş oluruz doğal gaz düzeneğinin. Buradan doğalgazı şu duvarların içinden Şuradaki bölgeye getireceğim ben. Buradaki bölgedeki gazları sıkıştırmaya çalışıyorum. Şu an buraları temizlemeye çalışıyorum. Şu alt katlara kadar indirebilirsem burayı. Zaten burada hazır birikmiş kirli suyun bulunduğu bölge de var. Bizim ürettiğimiz doğal gaz jeneratörleri de kirli su çıkaracağı için burada ona şimdilik iki doğal gaz jeneratöründen oluşan bir düzenek hazırlayacağım. Burada üreteceğiz doğal gazı. Geriye kalan ekstra doğal gazı da şuradaki gaz range'i yönlendireceğim. Orada yiyecek yapımı için kullanacağız buradaki doğal gazı. Şimdilik buraya geçici bir düzen kuralım. Daha sonra ileride daha uygun bir yer bulursak etrafı kazdıkça oraya kalıcı bir düzen kurarız. Şimdilik buraya zaten ağır sanayileri yapmıştık. Elektrik ihtiyacı fazla olacak bu bölgede. O yüzden doğal gaz jeneratörünü ve buradaki batarya düzenimizi buraya kuracağım ben. Arkadaşlar bakın ne buldum burada. Haritanın sağ üst köşesinde şurada görüyorsunuz neutronium var. Yani burada bir tane kaynak var. Şimdi bu kaynağı priority kısmından burada 5 gözüküyor kaynağın önceliği. Bunu ünlem top priority yaparsak acil durum sinyali veriyor bize. Ve bunun üzerine geldiğimizde bu kaynağın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Biraz hile gibi bir şey olduğu için ben bunu çok fazla uygulamıyorum normalde ama... Sağ üstte çok ufak gözükünce Bunun ne olduğunu öğrenmek istedim Burayı kazmadan Ona göre kazacağım diye Eninde sonunda kazacağım tabi de burayı Şimdi önceden bir göreyim dedim ee, Açıkçası şey olmasını umuyordum ee, Soğuk su veren bir tane Soğuk kirli su veren bir kaynak var S Slash geyser diye O olmasını bekliyordum ama e, Natural gaz geyser çıktı Yani doğal gaz kaynağı Şu an tam da doğal gaz üzerine Çalışma yaptığım için bunu bulmak çok işime geldi benim. Ee, şu an diğer doğalgaz kaynağımızla ki bu zaten açıktı. Kapalı değildi üzeri. Bunu o yüzden gazlar etrafa saçılmıştı ben burayı kapatırken. Buradaki doğalgaz kaynağımızla buradaki doğalgaz kaynağımızı da analiz yapıp ikisini bir arada kullanacağım ben artık. Sistemi bu şekilde kuracağız. Daha güzel olacak bizim için. Ee, ona göre e, belki ekstradan bir tane daha Doğalgaz jeneratörü yapabiliriz buradaki yeni açtığımız alana. Evet. Burayı zorlu uğraşlar sonucunda kazmayı başardım. Ve buraya bir sükülidi yaptım. Burada biraz bleached stone açığa çıkardığımız için klor gazları açığa çıktı. Onları da gazları sıkıştırarak yok ettim. Şu an üstümüze kaçan bir klor gazı yok. Burası zaten e, haritanın sınırı. Burayı tam olarak kapatmayı düşünüyorum daha sonra. Şimdilik buradan girişimizi yaptık ama şuraları ben bir yine gaz sıkıştıracağım. Yok edeceğim şuradaki kirli gazları. Daha sonra burayı açtığım zaman yalnızca doğalgaz çıkacak diye umuyorum. Şurada bir tane bleach stone var. Şu bize bir belki sıkıntı çıkarır. Burayı kazdığımızda içeriye düşerse. Onu da temiz bir şekilde kazmaya çalışacağım. Şuradan şöyle bir giriş yaparım belki. Şu Bleach Stone'u buradan alırım. Evet, doğalgaz salmaya başladı. Buraları kapatamayacağız. Hmm. Kapatırsam bu tarafı doğalgaz kaçar. Büyük bir sıkıntı yaratır mı bizim için bilmiyorum. İçeriye de buzlu su kaçar. 56 kilogram su var. Onları şişelesek dökebileceğimiz bir yerde yok. Bu sular kalar elimizde. Bize en iyisi bunun analizini yapalım. Şu an buradaki verileri görebiliyoruz. Ama periyodunu göremiyoruz yani. Kaç gün çalışıp kaç gün durduğunu göremiyoruz. O da bizim için önemli. Burada ne kadar stok yapmamız gerektiğini oradan anlıyoruz çünkü. Şu an zaten gaz basıncı 5 kilograma ulaştı hızlıca. Bayağı yüksek gaz veriyor. Ama çalışma süresi biraz daha az sanırım. Yaklaşık çalıştığı kadar süre duruyor. 233 saniye çalışacak. Bir işte yine o civarda. Daha uzun süre duracak hatta. Buraya inşa edeceğim kare ile çaprazdan şurayı kapatırsam Buradan bir gaz alışverişi olmaz. Güzel. Bu şekilde kapatabiliriz burayı. Evet. Analizi sonunda tamamladık. Ee, 168.5 günün 101'inde çalışıyor. 68'inde duruyor. Ee, çıkardığı miktar fena değil. Ama günün çoğunda çalışmaktansa duruyor bu geyzer. Şimdi bunun da Excel'de bir hesabını yapalım. Bakalım nasıl veriler elde edeceğiz. Şuraya bir tane daha başlık atayım. Doğalgaz kaynağı 2. Şimdi şunları bir kopyala yapıştır yapalım. Bunun üzerinde değişiklik yaparız. Şimdi bizim yeni doğalgaz kaynağımızın üretim miktarı 422.8. Periyot 531 saniyenin 233'ünde çalışıyor, duruyor. Bir günlük üretim miktarı daha iyi çıktı. Önceki kaynağımıza göre. 103 kilogram üretiyordu diğeri günde. Bu 111. Çok da bir fark yok aslında aralarında. Bir de bunun ne kadar çalışıp ne kadar durduğunu da aynı şekilde yapalım. 168,5 günün 101.1'inde çalışıyor. Buradaki verim de 0.6 çıktı. Tam %60 tabi buradaki 66.78 rakamı da 168 buçuk günlük ortalama üretim oluyor. Yani bu normalde çalıştığı dönemlerde 111 üretiyor günde 111 kilogram. 67 gün durunca yılda 101 gün çalışıp o ortalama yıllık 67 66 78'e düşüyor. Tabi ben bu hesapları şu an çok fazla karmaşık hale getirmek istemiyorum. Şuradaki e, stokta şey için yapmıştık bu stok hesabını. 42.9 gün durduğu zaman bir tane enerji jeneratörünün o sürede çalışması için yapmıştık bu hesabı. Ama şu an doğalgaz kaynağımız ikiye çıktığı için ben bu hesabı hiç karıştırmayacağım. Şu an e, zaten bu stok olayı biraz karışacak çünkü... İkisi beraber aynı anda durabilir. İkisi beraber aynı anda çalışabilir. Zaten bizim şu an iki tane jeneratörümüz olduğu için, şey iki tane doğalgaz kaynağımız olduğu için bir tane jeneratör bize ye yeterli kalmayacak. Şu anki hesaba göre 103 artı 111 ikisi birden çalışırsa günlük ortalama üretim kaç olacak? 103 artı 111. 214 günlük ortalama üretimimiz olacak. İkisi birden çalışırsa. Tabi ikisi birden durursa üretim sıfır olacak. Her neyse o kısmına çok girmeyeceğim. Şu an e, bu 214.73'ü ikisi birden çalıştığını varsayıyorum. Çöpe gitmemesi için buradaki doğalgazın. Bir tane jeneratör 54 kilogram yakıyor günde. Bize 3.97 yaklaşık 4 tane jeneratör yaparsak. Biz ikisi birden çalıştığında e, elektriğimizi harcayabiliriz. Biri çalışır biri durursa. Bu dört jeneratörün ikisi çalışacak ya da işte hepsi %50 verimle çalışacak. İkisi de durursa jeneratörler duracak. Yapabildiğimiz kadar da depo yapmaya çalışırız. Ama burada tüm jeneratörler %100 sürekli çalışacak diye çok fazla depo yapamayız. Çünkü tanesine 15 tane depo gerektiriyor bu jeneratörlerin. Bizim 60 tane depo yapmamız lazım. 60 depoyu doldurur mu buradaki üretimler onu da sanmıyorum. Çünkü zaten 4 tane jeneratörü yaptığımız zaman ne üretiyorsak harcayacağız. Sonra bunlar durunca stok yapmamızın da bir anlamı olmayacak yani açıkçası. 2 tane doğalgaz kaynağı olunca biz de 4 tane jeneratör çalıştırınca hesaplar değişti şu an. O yüzden çok fazla karıştırmayalım hesapları. Bizim şu an ikisi birden çalıştığı zaman 4 tane jeneratöre ihtiyacımız var diyelim. 4 tane jeneratörlü bir düzen kuralım oyuna geri dönersek. Bu yeni keşfettiğimiz doğalgaz kaynağı için. Ben buraya bir tane gaz deposu yapacağım. Burada çok fazla alanımız yok. Çok da fazla kazmak istemiyorum buraları. Buradan çıkan doğalgaz yalıtımlı borularla taşıyalım yine. Öncelikle buraya gelecek. Buradan da Şöyle dolan başlı yollardan maalesef daha sonra daha kalıcı bir yol yapabiliriz. Buzların arasından dolan başlı yollardan, şuralardan elektrikli aynı hattan geçirelim. Şuradan bizim üretim yerimiz olan bölgeye gelecek. Şuraya kadar getirelim bu boruyu. Diğer tarafa da şöyle yapalım. İki tane rezervuar yapalım buraya. Buradaki boru bağlantılarını şu şekilde yapacağız. Buradan yalıtımlı gaz borusu seçerek buradan gazımızı ilk depoya getireceğiz. Burada ilk depodan ikinci depoya da aktarabilirdik su borularında yaptığımız gibi. Ama bu şekilde bir düzen yapmayacağım ben burada. Bu depoları birbirinden bağımsız olarak kullanmak istiyorum çünkü. Buradaki sağdaki depomuz Bizim yemek ihtiyacımızda kullanacağımız gaz deposu olacak. Soldaki de enerji ihtiyacımızda kullanacağımız gaz deposu olacak. Burada ilk borudan bağlantıyı şu şekilde yapacağız. Buradan odanın içinden, iç duvarından, mutfağa kadar götüreceğiz bu bağlantıyı. Şu bölgeden mutfağa kadar ulaştıralım bu bağlantıyı. O bizim yemeklerde kullanacağımız gaz rençte. Şu ana kadar bu gaz rençe hep yaptık ama hiç bağlantısını yapamamıştık. Bu bağlantıyı artık tamamlayacağız sonunda. Ee, diğer borunun bağlantısını da şu şekilde geçireceğim ben. Aradan birer boşluk geçirerek götürüyorum boruları. Çünkü bunun da nedeni... E, bu boruları şöyle iç içe getirirsek... Daha sonra e, yarın öbür gün buradan dışarıdan bir gazı içeriye taşımaya çalıştığımız zaman... Ya da tam tersi... içeriden dışarıya bir gaz taşımaya çalıştığımız zaman... Buradan geçiş yapamıyoruz. Ama aralarında boşluk olmadığı zaman kolaylıkla şuradan iki tane bridge yapıp ventilation kısmından tabi, iki tane bridge yapıp buradan gazı şu şekilde aktarabiliyoruz ee, Tabi şöyle bir alternatif yaparsanız diğer türlü de eğer geçiş yapmak istiyorsanız şuraya iki tane bridge koyup daha sonra şu ortadaki kareleri silersiniz. O şekil bir geçiş yapabilirsiniz. Hani eğer arka arkaya kurduysanız borularınızı, su borusu ya da gaz borusu bunların hepsinde sıkıntı çıkıyor bu şekilde kurduğunuzda ama onda da atıyorum aradaki boruyu silerken o borunun içinde gaz olduğu zaman o gaz açığa çıkıyor, havada dolaşmaya başlıyor vesaire. O tarz şeylerle uğraşmamak için kalıcı bir boru bağlantısı yaparken ben genelde aralarında birer satır boşluk bırakmaya çalışıyorum. E, su borularını da bu şekilde dizayn etmiştim her seferinde. Şimdi bunu üstün dış hattından getirelim şu şekilde buraya kadar. Şimdi Buradan sonrasını şu an inşa etmeyeceğim. Onun da e, nedeni şuradaki e, diğer boru bağlantıları. Şu an boru bağlantılarını biraz rastgele geçirdiğim için. E, burada çok fazla aşağıdan şeyin içinden de geçiremiyorum boruları. Buradan geçirebiliriz aslında da. Bridge falan yapmam gerekecek. Zaten buradaki şu an plastik üretimimiz durdu depo dolu olduğu için. E, petrol üretimimiz de durdu. Bunları üretmediğimiz için şu an bunları e, daha kalıcı bir düzen oturtmak adına ben buradan taşıyacağım. Bizim buradaki plastik preslerimizi sileceğim. E, buradaki bağlantıları silemeyeceğim çünkü içinde petrol var. Yere petrol dökmek istemiyorum. Ama bu bağlantıları şuradan başka bir yere daha aşağıya aktarmayı düşünüyorum. Ya da burada kalırım emin değilim. Şimdilik bunları taşıyacağım. Şuradaki Doğalgaz jeneratörünü sileceğim arkadaşlar. Ee, şuradaki bataryaları sileceğim. Burayı komple sileceğim yani anlayacağınız. Burayı baştan inşa edeceğim. Daha kalıcı bir düzen oturtacağız buraya. Şu an buraları bayağı bir sıkıştıra sıkıştıra temizledim. Şurayı bir tek silmemiştim henüz. Bunun içinde kayda değer bir 20 kilogramlık hidrojen var. O da hidrojen de faydalı bir gaz. Ee, onu kullanabiliriz diye silmedim ama her an silebilirim burayı da uğraşmak istemediğim için. Hidrojeni başka yerden buluruz daha sonra. Buraları en aşağıya kadar indirdim. Ee, şu şu hizadan kurmayı düşünüyorum ben elektrik jeneratörlerini. Çünkü e, suya da yakın olsun. Onlar aşağıya su dökülmesini yol açıyor sonuçta jeneratör olarak. Buraları bir iyice temizledikten sonra. Yeni düzenimizi kuracağız. Şuradan getirdiğimiz iki boru bağlantısını, şuradaki bağlantıyı ve şuradaki bağlantıyı burada yeni jeneratörlerimize bağlayacak şekilde tekrardan inşa edeceğiz. Şuradaki boru bağlantılarını da ben siliyorum artık. Burayla işimiz kalmadığı için. Yeni bir düzen oturtacağız. Buradaki e, ağır sanayi bölgemize. Şimdi buradaki bölgeyi temizledim ben arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu burası. E, şu an herhangi bir Binaımız kalmadı burada kazmadığımız fazla bir zeminde kalmadı. Böyle iki sıralık bir yalıtım bölgesi ayarladım ben burada. Buranın etrafı soğuk bölgelerle çevrili olduğu için buranın dışarıyı çok fazla ısıtmasını istemiyoruz. Yalıtımlı sıcak bir bölgemiz olacak bizim burada. Ağır sanayi inşaatlarımızı buraya yapacağız. Şimdi bu ağır sanayide e, refinement kısmında görüyorsunuz neler oldu. Bunlar genelde çok fazla sıcaklık yayan binalar. Özellikle buradaki işte metal rafinerisi, polimer presi vesaire bundan çok fazla sıcaklık çıkarıyor. Üzerlerine geldiğinizde şuradaki kd değerleri sıcaklık değerleri. Şu an burada polimer presi oldukça sıcak. Diğerleri de ısı yayan şeyler. Bir tane de utilities kısmında bu soğutmada görevi alan auto -Tuner var. Bu da aşırı sıcaklık çıkaran bir şey. Oyundaki en sıcak şey diyebiliriz buna. Bu e, içine konan suları e, Soğuturken kendisi ısınıyor Bunların tamamını bu bölgeyi yapacağız Şimdi buradaki e, refinement kısmında görmüş olduğunuz e, Binaların üzerine geldiğimizde bunlar genellikle metallerle yapılıyor işte bronz, demir Altın vesaire e, Bunlarla yapılıyor Burada iki tane e, metal rafinerisi ve Cam e, şeyi, cam dövme yeri mi diyeyim, ne diyeyim? Glass Forge. E, bunlar e, metalden yapılmıyor arkadaşlar. Bunların yapılacağı malzemeler şurada yer alıyor. üzerlerine geldiğinde görüyorsunuz özelliklerini. Şimdi buradaki malzemeler e, metalden farklı olarak metal burada çelikten yapılabilince artı 200 dereceye kadar dayanıklı oluyor. Normalde 75 derece bunun dayanıklılığı. Çelikten yapınca 275 derece sıcaklığa kadar Bunlar herhangi bir sorun çıkarmıyor. Şimdi bu metal rafinerisinde ve cam e, yapma aletimizde bu şekilde bir e, şansımız yok. Bunlar e, 275 dereceye kadar çıkamayacak şeyler. Bu yüzden bu aletleri soğutmamız gerekiyor. Bunları çok fazla ısıtmamız gerekiyor. Benim de kafamda şöyle bir dizayn var. Çok fazla bu tarz bir dizayn görmedim ama ben bunu şu an kurmayı deneyeceğim uzun vadede üstümüze. Metal rafinerisi ve cam üretme yerleri üstün bu üst kısmında olacak. Buraları soğutacağım. Onun sıra burada elektrik üretiminde kullanılan sıcaklıktan güç üreten steam türbinleri var. Buhar türbinleri. Bunları da bu üretimin alt katına koyacağım. Bunun altı komple... En sıcak şeyleri tuttuğumuz yer olacak. Bu ikisini soğutmaya çalışacağız. Bunun dışında her şeyi mümkün olduğu zamanlarda sürekli çelikten yapacağız ve buranın aşırı sıcak 100 150 derece üzeri olmasını sağlayacağız. Bu aşağıdaki sular buharlaşarak bizim sistem buhar türbinlerinde bizim güç kaynağımız vazifesi görecekler. Eğer yapmayı başarabilirsek buraya. 4 tane buhar türbini koyabileceğim kadar yer var. Şöyle. 3, 4. Bir kare de boşluk kalıyor galiba. Şu bir kareden de merdiven indiririz aşağıya diye düşünüyorum. Ben şimdilik buhar türbinlerini inşa etmeyeceğim tabi. Bu bölümümüzün konusu bu gaz kaynağından yararlanmak olduğu için doğal gaz kaynaklarından. Biz şu an doğal gaz kısmını yapacağız ama eee doğalgaz jeneratörlerini koyacağımız yeri belirlemeden önce en azından dedim nasıl bir düzen oturtacağımıza karar verelim. Ben de bu şekilde bir plan yaptım. Şu buhar türbinlerini kolaylık olması açısından genellikle daha iletken malzeme arkasına şey koyuyorlar soğuturken yardımcı yardımcı olması için. Şu temp shift plate'lerden koyuyorlar. Bir de onun yanı sıra hidrojen gazı kullanılıyor ısı transferini arttırması için. Ee, biz de bunları hidrojenin içine alırız diye düşünüyorum ben. O yüzden şuraya 3 tane buhar türbini için yer bırakıp şu kareden itibaren bir tane su kilidi yapacağım ben. Buradaki gazımızı ben buraya dolduracağım. Su kilidi de yapamıyorum ama buraya. Ha, yapabiliyorum. Bir kare yandan yaparsak yapabiliyorum. Burada gördüğünüz bölge arkadaşlar bu şekilde yalıtımlı olacak? Buradan su ile ineceğiz. Şu kareyi sileceğim ben. Buranın üst kısmına dediğim gibi metal rafinerileri ve cam üretme aletlerimiz olacak. Bunun alt katı buhar türbinleri burayı hidrojenle dolduracağız. Şuradaki hidrojeni buraya aktaracağım. Şu karenin içi full 20 kilo hidrojen dolu. Bunları bu kareye aktaracağım. Şimdilik bu gazlar çöpe gitmesin diye bunları da bir dağılmaması açısından bir tane şuraya e, şey yapacağım. Gaz pompası yapıp e, buradan boru bağlantılarını yapacağım buraya. Buraya bir tane vent vereceğiz. Burayı vakumlayacağım önce. Şu buhar türbinlerini şimdilik inşa etmeyeceğiz tabi. Şu odanın içini vakumlayacağım. Daha sonra buradan hidrojen gazını buraya da su kilidiyle giriş yapıp böyle şuradan su kilidiyle giriş yapıp Şöyle bir inşaat yapacağız. Bu inşaat tamamlandıktan sonra buradan su kilidiyle buraya giriş yapacağım. Şu hidrojen gazını burayı vakumlayıp serbest bırakacağım. Çıkan hidrojeni de buradaki vakumlu odaya boşaltacağım. Biraz vakit alacak bir işlem ama öncelikle şuradaki gazın boşa gitmesini istemiyorum. Daha sonra buralara da işte aşağıya su akıtacak şekilde en alt katı kurabilirim şeyleri. Suya yakın olsun. Nasıl olsa kirli su akıtıyor bizim petrol enerji tesislerimizi şu hizadan kurabiliriz. Şöyle 4 tane yan yana 1, 2, 3, 4 diye şu merdivenleri sileceğim tabi. Bunları bir önce halledeyim daha sonra tamamlanmış hallerini sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar şu an iki tane vakum odası yaptık buralarda. Gördüğünüz gibi buralar vakum. Şu an şuradaki bağlantıyı sonunda yıkabileceğim. Burayı yıktığım gibi buraya hidrojen dolacak bu pompada hidrojen gazını buraya gönderecek. Burası bizim buhar türbini odamız olacak ileride. Evet, hidrojen yayıldı. Bu odamız hidrojenle dolacak birazdan. Evet arkadaşlar şu an her şey hazır gözüküyor. Buraya power kısmından 4 tane doğal gaz jeneratörünü biz inşa edelim. Tabi bu inşa ettiğimiz doğal gaz jeneratörlerini bu diğer güç kaynaklarında olduğu gibi bir bataryaya bağlamamız gerekiyor ve bu bataryaları da üstümüze enerji hatlarına iletmemiz gerekiyor. Tercihen power transformerlar yoluyla çünkü diğer türlü kablo yakma tehlikemiz oluyor. Size daha önce elektrik sistemini kurduğumuzda da göstermiştim. Şu an bu power transformerlar bine indiriyor gücü. Daha sonra bu binlik kablolarla ya da iki binlikte kullanabilirsiniz. Fark etmez. Üstümüze rahat rahat dağıtabiliyoruz bu güçleri. Yanma tehlikesi olmadan. Eğer buradaki transformaları kullanmazsanız atıyorum bu kablonun üzerine güç görüntüsünden geldiğimizde bu kablonun taşıyabileceği, bu kablonun bağlandığı yerlerdeki tüm her şey aynı anda çalışsa 3585 watt güç taşıyacak bu kablo ki böyle bir kapasitesi yok bu kabloların. Şu ince kablolar 1000'lik, kalınlar da 2000'lik kapasitesi var. Bu o işe yarıyor. Bu bize bir güvenlik simidi oluyor. Eğer buraya çok fazla yük gelirse binden fazla yük vermiyor. Buradaki bazı cihazların çalışmasını engelliyor bu sistem. Şimdi burada şöyle bir şey var. Soldaki yani şu ana hattın solundaki Power Transformer'ın taşıdığı yük 405 üzerine geldiğinde görüyorsunuz. 3585 potansiyelin 405'ini taşıyor şu an. 405'lik güç çalışıyor. Bu tarafta da 360'lık güç çalışıyor toplamda. Bu ortada şöyle oluyor. İki tarafın toplamı bu ortaya denk geliyor. Yani bizim şu kurduğumuz sistemde sağ sola ince kablolarla geçersek burada olduğu gibi bu taraf 1000 bu tarafta 1000 taşıyabilir en fazla. Ortası da kalın kablolarla en fazla 2000 taşıyabilir. Kabloların da potansiyeli bu kadar zaten. Ama biz şimdi buraya böyle birçok yerel kaynak yapmak yerine artık tüm kaynakları ben bir araya getirmek istiyorum. O yüzden bu bir atıyorum belki 5 tane power transformer'ı aynı hattan kontrol etmek istiyorum. Yani şuraya bir tane daha power transformer inşa etmek istiyorum. E, o zaman şöyle bir sakınca çıkıyor ortaya. Bu, burası 1000 taşırsa, burası da 1000 taşırsa, burası da 1000 taşırsa 3000'lik güç olacak. E, ortada bizim bir güç kontrol şeyimiz yok. Güç kontrol yöntemimiz yok. Şeylerde olduğu gibi. Bu hatlarda nasıl burası bine limitliyor burayı. Ortada öyle bir kontrolümüz yok. Şu an ortada 2000'den fazla güç olursa bu kabloların kapasitesi 2000. Bu kablolar yanıyor. Biz eğer 10 taneli bir sistem kurmak istiyorsak bizim ortadaki kabloların 20.000 taşıyabilmesi lazım ki 10 tane power transformer kullanabilelim. Ya da 2000'lik Power tra transformu kullandığımızı düşünüyorum. 2000'lik yok tabi de. Bu Power kısmında 4000'lik Power Transformer'lar var. Keşke 2000'lik olsaydı bu daha rahat ederdik. Ama oyuna 4000'lik koymuşlar. Bunlar biraz daha büyük. Ama e, biraz daha dikkatli kullanmamız gerekiyor bunu. Buradan çıkaracağımız bağlantıda artık 1000 değil 2000 taşıtabiliriz üstümüzdeki binalara. Özellikle şuradaki... 1200'lük yere sağlayacağımız elektrik için vesaire bu 1000'lik transformerlar yetersiz oluyor. 2000'lik kullanmamız lazım. Pardon 4000'lik kullanmamız lazım. O 4000'liği de dikkatli dağıtmamız lazım. Çünkü 2000'lik kabloyla geçiş yapacağız. 3000'lik 4000'lik kablolar olmadığı için. Böyle oldu mu da 2000'i geçti an bu kabloları da yakma riski olacak illa üstümüzde. Her neyse bu 2000'lik power transformerlardan 10 tane kullanırsak 20.000'lik bir güç binecek ortaya. Aa, şu ortadaki sisteme. Şimdi bizim de genel bir sistem kuracağımız için buraya. Bizim buradaki sistemi daha kuvvetli tutmamız gerekiyor merkezini. Yani elektrik jeneratörleri ve bataryaların olduğu kısmı. O yüzden buralarda bu tarz durumlarda heavy wattfire kullanılıyor. Heavy Watt Wire'ların taşıma kapasitesi 20.000 20 Kilowatt. Yani biz buradan 10 tane büyük Transformer ya da 20 tane küçük Transformer taşıtabiliriz bu sisteme. Bir de e, bunların işlenmiş metalli olanı var. Heavy Watt Conductive var. O da 50 Kilowatt taşıyor. Ona şimdilik gerek yok. Biz şu an 10 tane Large Power Transformer'dan fazlasını yapacağımızı zannetmiyorum ilk etapta. O yüzden şimdilik... Ev watt wire kullanalım. Bunların dekoru eksi 25. Baya olumsuz dekor veren şeyler. O yüzden bu kabloların geçtiği bölgelere çok fazla yanaşmamaya çalışacağız biz. Ee, personelimizin e, morali düşmesin diye dekordan dolayı. Zaten bu jeneratörler otomatik çalışıyor. Bir de bunların bataryaları lazım bize. Ben şuradaki e, girintili kısmı da şuradaki genişliği de Bataryodası yapmak istiyorum. Bataryodası dediğimizde sıf bataryoların olduğu bir bölge olacak. Onlar da altından olsun sıcaklıktan dolayı. Yani mantık olarak şöyle dolduracağız buraları kat kat. İkişer boşlukla. Yani zaten burada insanlar geçmeyecek. Sadece güç depolayacağız. Şöyle şöyle buraları çevireceğiz. Biz şimdilik bu. Komple burayı inşa etmeyelim tabi. Biz şimdilik sadece şuraya bir tane dört tane yapalım ilk etapta. Bizim için yeterli. Tepedekileri tabi iptal edelim şu düzeni. Benim şuraya yapacağım şimdilik ilk etapta dört tane bataryamız yeterli olacaktır. Şimdi buradaki kabloların şöyle bir sıkıntısı var. Heavy Watt Wire'ların. Bu Heavy Watt Wire'lar şöyle duvarın içinden geçemiyor. İnşaat yaptığımız zaman duvarın içine yapamıyoruz bunu. O yüzden ben buraya bir tane merdiven boşluğu bırakacağım. Ee, diğer şeyleri de o boşluktan geçireceğim. Burada şöyle bir merdiven boşluğu yapalım. Arka hattımıza. Bunları da bir sileyim şimdilik. Şimdilik şuraya dört tane batarya yeterli. Kablolamayı da şöyle yapalım. Yine hem WattWire'ı seçelim. Merdivenin içine kadar ge gelsin. Verdivenden sonra da bataryaları dağılsın. Ee, şimdilik sistem bu şekilde olacak. Şu an burada kurduğumuz bu sistemin daha çok bataryalı ve daha çok jeneratörlü hali olacak. Daha sonra bunların otomasyonlarını da yapacağız. Ama onlar biraz daha güçle ilgili konular. Biz şimdilik doğalgaz üretimini ba başlatalım. Bu bölümün konusu çünkü doğalgazdan Enerji üretimimizde tabii ki şimdilik güçleri dağıtmak için birkaç tane transformer gerekecek. Eğer bu sistemin e, tamamını şu an buraya kurabilirsek birkaç tane de kömür jeneratörü kurarız. Doğalgaz bittiği zaman bu bataryaları çalıştırabilmesi için. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Buraya ben dört tane daha batarya koyacağım. Bataryamız bol olsun. Iıı... Burada heavy watt wire'larla şuradan bunları da besleyeceğiz. Daha sonra şuradan gelen enerji hattını şuradan üstümüze dahil edip şurada tepeden şuraya kadar getireceğiz bunları. Burada da şöyle iki tane ters çevireyim. Şimdilik işlenmiş metal fazla yok. Bronzdan yapalım. Bunları da ileride gerekirse değiştiririz. Şöyle iki tane transformer yapacağım büyüklerden. Yani gücü 4000'e indiriyor ama biz tabii 2000'i geçirmememiz lazım. Aynı anda 2000'den fazla çalışırsa kablolar yanacak. Buradan şöyle iki tane bağlantıya bağlayalım bunları. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorunla karşılaştım ben. Burada dekor ekranına baktığımız zaman Şurada gördüğünüz kıpkırmızı bir bölge oluşturduk ortada. Bu kabloların dekor şeyleri, eksi 25 dekor veriyorlar ya. Bir de bunu çok geniş bir alana veriyor. Şuradaki eksi dekor buraya buralara kadar yansıyor. Gördüğünüz gibi buralar eksi 200'lere kadar çıkıyor. Eksi 300. Şurada kabloların olmadığı bölge ise birden 0, eksi 5'lere düşüyor. Herhangi bir dekorda yapmadığımız için. Buralar da öyle. Bu güç kaynakları eksi dekor vermesine rağmen... Eksi 30'ları geçmiyor bu dekor. Bu kabloların olduğu bölgeler eksi 255'lere kadar çıktı. Buradan da çok sık girip çıktıkları için üstse ben burayı bu kadar eksi dekora düşürmek istemiyorum. En azından üstün iç kısmı biraz temiz kalsın maskelerin giyilip çıkarıldığı yerler. Ben şu bağlantıyı silip şuradan aşağıdan vereceğim şu power transformerlar için iki karelik bir yer yaptım şu üstün alt kısmına. Buraya dizeceğim bunları. Buradan dağıtacağım. Aslında üstün içinden dağıtmak daha kolay olacaktı ama bu kadar eksi dekorada sahip olmayalım dedim üstün içinde. Üstün iç kısmını biraz daha yüksek dekorlu tutmaya çalışalım. O yüzden buraya bir inşaat yapıyorum şu an. Daha sonra şu kısma da aynı şekilde şu yalıtımı devam ettirip şöyle. Buraya da birkaç tane power transformer koyabilirim buraları temizleyip Zaten buralara sık sık müdahale etmemiz gerekmeyecek. Buradan bir kere kabloyu şuraya kadar getirdikten sonra bu içeriden istediğimiz yere götürebiliriz o kabloları. Şimdilik böyle bir düzen oturtalım. Daha sonra gerekirse değiştiririz. Şimdi şuradaki bölgede 5 tane Large Power Transformer olacak şekilde düzenleme yapmaya çalışıyorum. Bunların çıkışları size dediğim gibi 4000 kilovat normalde. Bizim bunları 2000'i e aşmayacak şekilde e, conductive wire'larla düzenlememiz gerekiyor. Ben şurada bir tane hat düzenlemesi yapmaya çalıştım. Yeni hatlarımız için. Şu yukarıdaki e, 240 kW harcayan e, pompayı şuradan kabloları kalınlaştırarak şuradan burada şu bölgeye kadar getireceğiz. Burada başka önemli deodorizer'lar dışında bir kullanım yok. Bu deodorizer'ları sileceğim zaten. Daha sonra o 240'ın üzerine şuradaki klor düzenini ekledim. 250 oldu. Buradan 480 geliyor. Onu yuvarlak hesap 500 dersek 800 yapıyoruz. 250'de buradan yaklaşık 1000 kW. Şunların şu haritanın sağ tarafı 1000 kW'lık güç taşıyor. Bu her zaman çalışmayacak bir şey ama işte onların toplamı 2000'i geçmeyecek şekilde düzenleme yapabiliriz. Bunu da dahil edersek 1100 civarı bir güç var. Şu an burada. Buraya 2000 olacak şekilde ilaveler yapabiliriz. Atıyorum şu maske düzenini de buraya ilave ettirip onların hepsini şu hatta bağlayabiliriz. Herhalde bu kısım o şekilde bir düzenleme yaparsak 2000'i geçmez gibi geliyor. Öyle de yapalım madem. Buradaki şeyleri de bağlayalım buraya. Bunların hepsini şöyle vereceğim. Şuradaki bağlantıları da tamamlanınca sileceğim ki şu kablolara da bir burada dolaşma mesafesi kalsın. Bir tane hattımız bu şekilde olacak. Bu hattı tamamladıktan sonra şu power transformer'ı silebileceğiz. Daha sonra bu diğer power transformer'ın hattını da şu tarafa aktarabilirsek şu wire'a aktarabilirsek şuradaki kabloya aktarabilirsek Şunları da tabii 2000'i yani 1000'i geçecekse şunları da kalınlaştırmamız lazım. Yanmaması için şuradaki kabloları da kalınlaştırmamız lazım. Onları ben tek tek 2000'i geçmeyecek şekilde düzenleme yapacağım en verimli şekilde. Daha sonra üstümüzü şuradaki bataryalardan arındırabileceğiz. Bunları kaldıracağız. Onlar için de ayrı bir planım var benim. Onları da gösteririm size. Buradaki birinci hattımız tamamlandı arkadaşlar. Buranın potansiyeli 1850 watt şu an. Burada yer alan işte pompalar, petrol üretimi aletleri, tuvalet sistemlerimiz, buradaki doğal gazın pompalandığı gaz pompası vesaire buraya bağlı. Şu an buraya atıyorum 2500'e kadar çıkarabiliriz. Zaten aynı anda çalışan her şeyin aynı anda çalışma ihtimali çok düşük. Şu an zaten potansiyel 1850 olmasına rağmen çalışan 10 wattlık bir şey var. Yani çok az çalışıyor şu an. Ama hani bunu da şey yapmak istemiyorum. Full ağzına kadar doldurmak istemiyorum 3000 kapasite vesaire çünkü buraya ileride ilave bir şeyler yaptığımız zaman inşa ettiğimiz zaman bu güç kablosunu yeni ilave bir şeyler bağlayabilecek toleransımız olsun. Buralara yapmak istediğim şeyler var çünkü. O yüzden şu an bu hat 1850 olarak kalsın. Şuradaki bağlantıyı da sildim ben Transformer'ı. Şimdi bu diğer Transformer'a da tam. 2175 güç bağlı 120'si çalışıyor. Bunu hiç bozmasak olur. Şu transformer'ı silip bu transformer'ın bağlantısını şuradan aktarırsam eğer. Şuradan bir tane köprü yapıp. Bu bağlantıyı şuradan olacak şekilde düzenlersek tekrardan. Transformer'ı ve buradaki kömür kaynaklarını artık komple buradan kaldırabiliriz. Daha sonra geriye kalan da şu iki transformer olacak. Onları da ana sistemimize ilave edebilirsek buradaki işimiz tamamlanıyor. Şu şurada bir tane tek bir tane bağlantı var. 3375 taşıyor potansiyeli. Hepsi aynı anda çalışmadığı için şu ana kadar sıkıntı yaşamadık ama 3375 çok yüksek bir rakam potansiyel olarak bu masaj aletleri vesaire stresli biri olmadığı zaman çalışmayacak. Onların çok çalışma olasılığı düşük aynı anda ama biz yine de kendimizi garantiye almak adına biraz daha düşük tutalım bunun potansiyelini. Buradan sol taraftan iki tane bağlantı yapmak istiyorum. Ben bir tanesini buradaki gaz maskeleri vesaire şuradaki aletleri de bağlayacağım. Diğerine buradaki geri kalan şeyleri bağlayacağım. Bilmiyorum ne kadar potansiyel çıkacak. Ona göre buraları da düzenleyip Şuradaki güç kaynaklarını da sileceğiz. Ee, daha temiz bir güç düzenimiz olacak bundan sonra. Evet arkadaşlar şu an elektrik güç düzenimizi tamamladık. Şu an güç düzeni şuradan bakınca biraz karışık gözüküyor ama çok da karışık değil aslında. Buradan ana hattımız kalın kablolarla 5 tane power transformer'ı besliyor. Bunları da e, küçük taraflardan 5 tane ayrı Bağlantı yaptım. Bu bağlantı şuraları karşılıyor gördüğünüz gibi. 1845 potansiyeli var. Şu an çalışan çok fazla yok. 10 watt. Buradaki bağlantının potansiyeli 2175. Şuradaki otomasyonları bağlıyor. Bunların da çoğu genellikle çalışmıyor. Bir tek şu oksijen üretimi sürekli çalışıyor genellikle. Burada da 2175'in 120'si çalışıyor şu an. 2000'e kadar sıkıntı yok. 2000'i geçerse kabloları yakabiliriz. Onun içinde bir tane artık korumamız yok. Bu transformerlar 4000'e indirgediği için gücü. Gücü 2000'e indirgeyen transformerlar yok maalesef. Ama aynı anda çalışma olasılıkları düşük dediğim gibi. Bunları daha fazla ilave bile yapabiliriz bu hatların üzerine. Bu hattımız 1615'lik bir hat. Şurada havuzun içinden geçirdim burada. Şu yukarıyı bağladım şu an. Buradaki klinik odaları ve masaj salonları. şu deodorizerler bu hatta bağlı. Şunlar da bu hatta bağlanıyor. Şu anda tamamlanmadı. Bu hattın üzerine biraz daha 2000'e yaklaştıracak kadar daha binalar eklenecek. Şurada bir dördüncü hattımız var. Buradaki silikir yuvası ve şuradaki mutfak kısmı bağlı bu hatta. Bu hattında şu an Kullanılan enerjisi 60, potansiyeli de 2070. Buradaki müzik salonuna önceden bağlayamamıştık elektrik hattına. Bunu bağladım ben. Ee, son hattımız da şuradan geliyor. Bunun da duvarların içinden şuradaki e, oyun salonuna yine, arcade salonuna gönderdim. Ve buradaki e, maskelerin, e, atmosfere giysilerinin olduğu bölgeye gönderdim. Bunun da potansiyeli 2160, 480'i çalışıyor şu an. Şurada bir tane su pompalama aleti çalıştığı için bunu daha sonra sileceğim. Şu an bu şekilde bir güç düzeni oturttuk. Şimdi sistemde problem. Buradaki 4 tane jeneratörün sadece bir tanesi çalışıyor. Buralarda doğalgaz duruyor ama bunu almıyor bunlar içeriye. Pipe blocked. Anlamadım ki. Böyle mi vermemiz lazım bağlantıları acaba? Bu şekilde versek. Tek tek bağlasak bunları. Daha mı düzgün çalışacak ki sistem? Şu an borular bloklu diyor ki bloklu değil. Çok fazla giriş olduğu için mi karıştı acaba? Bir tek bu çalışıyor. Bu dolduruyor elektrik enerjilerini. Diğerleri için pipe block yarısı alıyoruz. Ya da bu karbondioksitlerin hepsi giriş olduğu için mi orası mı bloklu diyor acaba? Girişler değil de girişlerde problem yok galiba çıkışlarda var. Şunları şöyle yapacağız o zaman. Çıkışları şöyle vereceğiz. Hepsinin çıkışını ayrı vereceğiz. Çıkıştan çıkışa aktarım olmadığı için problem oluyor olabilir diyeceğim de o zaman sırf ilki çalışır diğerleri çalışmaz. İkisini de deneyelim bakalım hangisi problemimizi çözecek. Bunları silip. Işte şuradan vermeyi bir deneyelim. Evet jeneratörler şu an düzgün bir şekilde çalışmaya başladı. Çıkış nedeniyleymiş bu problemin sebebi. Şu an sistem gayet düzgün çalışıyor. Şu an buradaki 4 adet doğal gaz jeneratörü 8 tane bataryaya bağlanıyor ve bu şu an üstümüzün tüm güç ihtiyacını tek başına bunlar karşılıyor. Burada şöyle bir problemimiz var. En başta da hesaplamalarını yapmıştık, bahsetmiştik. Buradaki doğalgaz gaz geyzeri, 69 yok 63.9 gün sonra duracak. Bu dormansi dediği bunun durma periyodu. Onun yanı sıra şuradaki doğalgaz jeneratörümüzde, şey doğalgaz kaynağımızda 40 gün sonra duracak. Şu an bunlar ikisi de full kapasite çalışırken tam olarak 4 tane jeneratörü besleyebiliyorlar. Yaptığımız hesaplara da göre. Hatta zaten bu jeneratörler e, çok fazla elektrik üretiyor. Üstümüzde bu kadar elektrik ihtiyacı yok. Biz bu bataryaları dolduruyoruz. Daha sonra bu jeneratörleri durduruyoruz. Yani şu an belki bir tane jeneratör bile idare ederdi bizim üstümüzü. Ya da iki tane ede edebilirdi üstümüzü idare. Buradaki bataryaları dolduruyor. Şu an bir sıkıntımız yok. Ama buradaki ee, doğal gazlar durduğu zaman. Doğal gazlar durduğu zaman şu depolardan yemeye başlayacağız. Daha sonra bu depolar da azalacak, bitecek. boruların içinde kalan son doğal gazlar da buradaki jeneratörler tarafından üretilip bu bataryalarda depolandıktan sonra Olur da daha fazlasını harcarsak. Çünkü bunların hesaplamalarına göre baya bir uzun süre duruş günleri de vardı. Onun duruşu ne kadardı? Bir bakalım. Ee, neredeyse 60 gün duracak bu. Aktif periyodu 168.5'ün yüzü. Bunun duracağı gün de e, 40 günden fazla. Şimdi öyle olunca bizim böyle bir 40 günlük ikisinin birden çalışmayacağı bir dönemimiz olacak. Bu jeneratörlerin çalışmadığı dönemde üstümüz bir anda elektrik, elektriksiz kalabilir. onun önüne geçmek için bir tane yedek enerji kaynağı yapacağız. Yedek enerji kaynağımız kömür olabilir, başka türlü olabilir. Biz bundan önce hep kömür kullandık. O yüzden şu an elde edebileceğimiz en basit enerji türü kömür olduğu için ben kömür enerjisi yedek düzeni yapacağım. Yedek düzen şöyle olacak. Buradan bir otomasyon yapacağız. Bu bataryalar ee, %50 inince atıyorum, bunlar çalışacak. %50 inince bunlar çalışacak. Bunların hepsi aynı anda inip aynı anda çıkıyor, hepsi aynı hatta bağlı olduğu için. O yüzden bir tane bataryadan otomasyon yapmamız yeterli. Burada otomasyon ekranına geldiğimiz zaman, şu an bunun otomasyonu nasılmış? %5 demişiz. %5'te çalışmaya başlasın, yeşil ışık göndersin. %100'e gelince dursun. Biz bunu mesela %50 yapalım. Bu bataryalar ya da yüzde 40 yapalım. 40, 40 olsun. Yüzde 40'a gelince bu bataryalar. Evet şu an doldurmaya başladılar. Yüzde 100'e kadar getirip duracaklar. Şu an farklı bir bataryadan da otomasyon çıkartıp bir tane kömür enerji düzeni yapacağız. Kömür enerji düzenimizde de şöyle bir e, nereye yapalım onu da onu da şuraya yapmak istiyorum aslına bakarsanız. Şu sliker yuvasının içine yapmak istiyorum çünkü Buradaki e, çıkartılan karbondioksit gazlarını boruyla göndermemiz mümkün olabiliyor Silker yuvasına. Ama e, kömür enerji kaynaklarından öyle bir boru çıkarmayı imkanımız yok. Kömür enerji kaynakları direkt karbondioksitini buraya yayacak. Buraya da karbondioksit bu şekilde çöküyor. Eğer kömür jeneratörünü buraya koyarsak ben de şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuradaki boru bağlantılarını güç ekranından göstereyim buradaki kalın boru hattını şuradan getirip şuradan şu petrolün içinden çünkü diğer kareler çift kare. Şuradan şöyle getirip burayı tabi yukarıdan atlamamız gerekecek bunu yapınca. Ee, şuradan getirip buraya kömür jeneratörleri kurmak istiyorum. Burayı da tabi bağlantıyı geçmek için şunu şuradan bir tane yapacağız. Petrolleri dökmeden yapabiliriz inşallah bunu. Buraya da kömür jeneratörleri inşa edeceğiz. Böyle. Buranın dekorunu biraz düşürmüş olacağız tabi ama 4 tane kömür jeneratörü sığdırabiliyoruz buraya. Bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Yeterli olması değil abi kömür jeneratörü yaparız. Başka yerlere bu tarafları bir yerlere yaparız. Şimdi burada da şunları da şöyle bağlayayım hatta. Burayı yeni bataryalarda yaptım. Batarya sayımızı da arttırmak istiyorum giderek. Doğalgaz durduğu zamanlarda daha fazla depo alanımız olsun diye. Şuradaki üsttekilerden verelim bunu da fark etmez. Bunların hepsi aynı seviyede çalışacak. Eğer şey olduktan sonra. Hepsi birbirine bağlandıktan sonra tamamının depo gücü eşitlenecek. O yüzden herhangi bir tanesinin otomasyon vermemiz yeterli oluyor. Şu yukarıdan vereyim bunun otomasyonunu da. Buradan da bir tane otomasyon hattı çekeceğiz. Aradan geçirelim. Kömür depolarına şu şekilde otomasyon yapacağız. Bunun da ayarını şöyle yapacağız. Bu 40'ta devreye girip %100'e kadar dolduruyordu. Bu %20'de devreye girecek. Zaten %40'da bu jeneratörler çalıştığı için %20'nin %20 seviyesine hiç düşmemesi gerekiyor bu bataryaların. Olur da işte doğalgaz biterse %20'de çalış emri vereceğiz kömür jeneratörlerine. Kömür jeneratörleri çalışmaya başlayacak. Bu bataryaların tamamını dolduracak. Şu an inşallah ihtiyacımız kalmaz kömür jeneratörlerine ama böyle de bir yedek jeneratörlerimizin olması şart. Arkadaşlar bağlantıyı buradan veriyorum. Daha kolay olacak sistem bu şekilde. Aşağıdan dolaştırmamıza da gerek kalmayacak. Buradan direkt ıı, petrol havuzunun içinden geçirip buradan kömür kaynaklarına ileteceğim gücü. Petrol dökülürse de buraya dökülecek. Hemen sileriz onları da. Arkadaşlar yedek enerji kaynaklarımız da hazır şu an. Buradaki 4 adet kömür jeneratörünü ana sistemimize bağladık. Bu kömür jeneratörleri şuradaki petrolün içinden geçirip bunu silikır yuvasının içinden şurada duvar elektrik hattı yaptım bir tane. Buradan ana hattımıza bağlandılar. Şu an buradaki elektrik depolarını, bataryaları hep birlikte dolduracaklar. Otomasyonları da şu şekilde yaptım. Şu cihazın otomasyonu %30'da devreye giriyor. Bataryalar %30'a geldiğinde devreye girecek. O bataryaların tamamı %100'e ulaşınca dur emri verecek. Şuradaki de biraz daha farklı yaptım. Bu da %10'a gelince çalıştıracak bataryaları. %60'da durduracak. Zaten bu eğer bu jeneratörler doğalgaz aktifse %30'da çalışacağı için bu doğalgaz jeneratörleri ve bu bataryaların tamamını dolduracağı için bunlar hiç %10'a düşmeyecek. Kömür jeneratörleri de hiç çalışmayacak. Ama %10'a düşer de çalışırsa %60'a gelince dursun dedim. Kırmızı sinyal göndersin tekrardan. Ee, bu şekilde kömür jeneratörleri de boşuna çalışmasın. Çünkü kömür sınırlı bir kaynak Doğalgaz ise Belirli bir periyotta bir sürekli olarak çıkıyor Şu otomasyon şimdi kırmızı sinyal göndermesi lazım doğru yaptıysak evet Şu an yüzde 60'dan yüksek olduğu için bu Kırmızı sinyal verdi şu bataryaların hepsi şu an üstümüzde yavaş yavaş harcanacaklar şu 5 tane Transformer'ın aracılığıyla bu Bataryaların tamamı yüzde 60'ın Altına inince şey, %30'un altına inince bu jeneratörler devreye girecek. Bu jeneratörler devreye giremez de %30'un da altına iner %10'a kadar gelirse bu jeneratörler devreye girecek. Şu an sistemimiz bu şekilde. Güzel bir sistem oldu. Ee, buraya daha sonra burada farklı elektrik kaynakları da yapacağız. Şurada bir tane benim şeyim vardı. Volkanım vardı. Onu bir bulabilirsem. Evet volkanımız buradaymış arkadaşlar. Bu volkanın çıkardığı sıcaklıktan da biz buhar yoluyla elektrik üretebiliyoruz. Bu biraz e, ana elektrik hattımız uzak kalıyor ama bu tarz ilave doğal elektrik kaynakları bulursak bunları da ben şuradaki ana hattımıza bağlamaya çalışacağım. E, böylelikle o buhar enerjisinin e, ürettiği elektrik bataryaları doldurmaya başlayacak. O yetersiz kaldığı zaman doğalgaz devreye girecek. Bu şekilde doğalgazdan da tasarruf sağlayabiliriz. Bunu yavaş yavaş sistemimizi geliştireceğiz. Bu bölümü sonlandırmadan önce şuradaki problemimizi de çözmek istiyorum ben. Burada bizim mantar yetiştirme yerimiz vardı. Burada slime'ları depolayıp bu slime'larla mantar yetiştiriyorduk. Bu mantarlar karbondioksit ortamı istiyor. Karanlık istiyor ve slime ...arcıyor yetişmek için. Ama karbondioksiti tüketmiyor bunlar. Karbondioksit ortamında yetişiyorlar ama... ...karbondioksiti tüketmiyorlar. O yüzden buradaki... ...karbondioksit gazlarımız... E, ...yükselmeye devam etti buradan. Şuradaki yatak bölgesi hatta oksijensiz kalıyor şu an. Çok az oksijen alabiliyor. O yüzden bunu çözmek için... ...son olarak ben buraya bir tane... E, ...oksijen kısmından... ...karbon skimmer yapacağım. Bunu zaten biliyorsunuzdur. E, yani... Rehberin bu aşamasında zaten ben şimdiye kadar kullanmamıştım ama siz nasıl kullanılacağını biliyorsunuzdur aşağı yukarı. Bu havadaki karbondioksiti su yardımıyla oksijene çeviriyor arkadaşlar. Bununla şu hizadan itibaren tüm karbondioksiti oksijene çevirebiliriz. Bunun çevirmedikleri de yine dipte birikmeye devam eder. Buna tabi bağlantı yapmamız lazım. Bu kirli su çıkartıyor temiz suyu kullanarak. Buna şöyle Yine her katta olduğu gibi temiz su bağlantımızı şuraya kadar iletirsek, kirli su çıkışımızda şuradan itibaren kirli su hattımıza verirsek zaten bunun bağlantıları kolay bir şekilde hazır olmuş olur. Kirli suyu direkt buraya verebilirdim. Bu e, polluted water vermiyor ama çok fazla şey e, gıda zehirlenmesine sahip su vermiyor ama çok fazla da e, ekstra boru bağlantısı yapmak istemiyorum. Biraz buradan dolaşıp geri gelecek. Zaten temiz olduğu için çok fazla sıkıntı olmayacak ama e, direkt şuraya bağlamak istemedim açıkçası. Tekrar tekrar 10 tane giriş olmasın diye bu kirli su depomuza. Bu da tamamlanınca buradaki e, oksijen problemini çözecektir arkadaşlar. Bunun gücünü de şuradan çekebiliriz. Bu hattın gücü şu an 2070 potansiyel. Sadece 55'i çalışıyor. Yani bunun 2000'e kadar aynı anda çalışma ihtimali oldukça düşük uzaktan bağlantı çekmeye gerek yok. Şuradan bir tane bağlantı yaparsak buradaki karbondioksit problemimiz de çözülecektir arkadaşlar. Artı üstümüzde şu an oksijen üretimi yetersiz diyor. Bayağı bir oksijen üretimi düşük kalmaya başladı. Buradaki oksijen seviyelerinin giderek azalmaması adına orada bir tane ilave oksijen üretimimiz olacak. Tabi karbondioksit birikmediği zaman oksijen üretmeyecek bu. Ama yine de e, hem karbondioksit seviyesinin azaltılmasında hem de Ufak da olsa oksijen üretiminde bize destek olacaktır bu ka karbon skimmer. Arkadaşlar bölümümüzü ben burada sonlandırmak istiyorum. Çok da fazla uzatmayacağım. Çok güzel bir güç kaynağı kurduk bence. Uzun vade üstümüzü besleyebilecek. 20.000 kW'a kadar e, kapasitesi var. Tüm üstümüzde zaten şu an aynı anda 1000'den fazla 2000'den fazla çalıştığını da çok fazla görmedim ben şu an 10 bine kadar 20 bine kadar çıkarabiliriz bu üstümüzdeki elektrik üretimini. Ve şu an doğal enerji kaynaklarıyla üreteceğiz bu elektriği çoğu zamanda. Şu an üstümüzde gereksiz yere kömür harcanmasının da önüne geçmiş olduk bu sistem sayesinde. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de üstünüze benzerini kurabilirsiniz buradaki enerji kaynaklarını bir araya getirerek. Böylelikle üstünüzde çok fazla ısı üreten karbondioksit üretecek jeneratörler vesaire bulunmamış olur. Bölümü bitirirken yeni elektrik sistemimiz sayesinde kop kop yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımızdaki ürettiğimiz içerikleri beğeniyorsanız, kanala abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum izleyen herkese. Görüşmek üzere, hoşçakalın.